Arkadaşlar ben Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma, 6 Mart cuma. Arkadaşlar hepinizin cuması mübarek olsun. Ettiğiniz dualar kabul olsun. İçinizden geçen güzel şeyler, yani gönlünüzdeki güzel şeyler umarım istediğiniz ve dilediğiniz gibi olur arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Zor zamanlar ülke olarak, dünya olarak ve kişisel olarak geçirdik. Açıkçası ben de o şekildeyim, halen o şekildeyim ama yapacak çok fazla bir şey yok. Bol bol dua ediyorum. Sizler de benim için dua ederseniz çok çok iyi olur arkadaşlar. Dreaming Soccer videosu soranlara yarın gelecek. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlk başta mağazada arkadaşlar bir şey var, indirim var. Ben bu indirimden 7 liraya 300 MyClub parası aldım. Şu an burada gözükmüyor ama sizler de alabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden almanız açıkçası tavsiye ederim, benim naçizane fikrim bu yönde. Burada da takımlar var arkadaşlar, takımlar içinse 35 liralık bilmem ücretler var da ben de bunu çok da tavsiye etmiyorum. Para artı bonusta ne varmış arkadaşlar, ona da baktığımız zaman 100 MyClub parası artı Ronaldinho, onu da almışız. Şimdi arkadaşlar bedava Maradona var sözleşme kısmında, oraya geleceğiz. İlginç ikon, şöyle özel kısma gittiğimiz zaman göreceğiz ikonik hatıralar, anılar. Burada kim var? Iniesta var, Puyol var ve Xavi var. Gerçekten burada bir kere şansımı ya da iki kere şansımı deneyeceğim. Umarım gelir. Temennim o yönde, gelmesi yönünde bakacağız. Şansımızı deneyeceğiz. Onun dışında ikonik moment Bayern Münih. Oliver Kahn'ı görüyorum. GF'de Müller olması lazım. Rummenigge var. Şaka gibi. Ve Elber. Elber'i hatırlamıyorum. Gerçekten Elber'i hiç hatırlamıyorum. 3 tane var değil mi? Yani gerçekten çok güzel yapmışlar. Sadece bununla kalmıyor. Porto European Club, yani Şampiyonlar Ligi son 16 turunun iyileri burada. Lewandowski'sinden Kevin De Bruyne'sine, Hugo Lloris'ine, Serge Gnabry'sine. Onun dışında kimler var? Göbekte Saul Niguez olması lazım buradaki. Saul Niguez'ine kadar, OSC pozisyondaki Ilicic'e kadar. SF'de Mertens. Burada sol bek, Lyon'un sol bekini unuttum. Fernando Marçal. Göbekte Ouar. Onun dışında sağ kanatta Hatebor, Atalanta'dan iki oyuncu ve sol bekte ise Renan Lodi var. Ve gelelim Potov, Wertwey. Burada kimler var? Mbappe var. SF'de Zapata var. Duan Zapata'yı görüyorum. Burada gene SF'de bir oyuncu var ama Benedetto var Marsilya'dan. Henrik Mkhitaryan var. Sağ açık. İsmail Essar var Watford'dan. Paramparça ettiler bu hafta. Marcos Alonso var. Göbek oyuncusunda Savenier var Montpellier'dan. Sol açık Vinicius Junior. Kaleci Bizot, Azi Akmar'dan. Stoper Erik Botegin. Ve son olarak Lewis diye Norwich City'den olması lazım. Evet, Norwich City'den, ilginç. Şimdi arkadaşlar şansımızı deneyeceğiz. Tabii ikonik moment Maradona ücretsiz. Şaka gibi. Alacağız onu şimdi. Gerçekten 23 yaşındaki Maradona. Müthiş. Biraz sonra Maradona'yı da son seviye yapacağız Allah'ın izniyle. Şöyle anlaş diyelim. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu arada Barcelona'daki hali mi? Aynen, Barcelona'daki hali. Muhtemelen. Diego Armando Maradona. Yaş 23. Şimdi Barcelona'daki hali. Maradona'mız geldi. Maradona'ya antrenman XP'si basacağız. Burada arkadaşlar şansım özellikle Xavi ve Iniesta'ya Puyol için. Şurada ikonik momentte iki kere deneyeceğim. Umarım şanslıyımdır. Sizler bu ikonik momentten herhangi iyi bir oyuncu çıkardıysanız lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyecektim ki gelmedi. Gelmedi değil mi? Yok, gelmedi. Sergio Roberto olması lazım 20 numaralı formasıyla. Gelmedi ya. Bir daha şansımı deneyeceğim. Bir kere daha da deneyebilirim, bilmiyorum. Sergio Roberto çok da hoşuma gitmedi açıkçası. İkonik moment. Ya lütfen. Lütfen ve lütfen. En azından bir tanesini ver. Vermedi. Maalesef. Çok ilginç yere gitti. Çok ilginç yere gitti. Yani bize bunu layık gördü. Stoper Ajer'i gördü. Son bir tane daha açalım. Son bir tane daha açalım. Maradona'yı kullanacağız arkadaşlar. Lütfen ya. Lütfen ya. Vermedi. Fransa'ya gitti. Yine gümüş top. Yapacak bir şey yok. Fabio verdi. Şimdi arkadaşlar buradan çok da bir şey vermedi. Üzüldüm gerçekten.
Şuraları geçelim ya. Bunlara zaten çok da para saymamıştım. Şimdi takımım kısmına gitmem gerekiyor ki takımım kısmı kıymetli benim için. Oyuncularda Armando sıralada imzalama tarihi dediğim zaman Diego Armando Maradona'ya antrenmanı bastıralım. Şöyle 3500'den 35.000 XP bastığım zaman Maradona'nın kaç seviye olacağına bakacağız. Hatta 35.000 değil de şöyle 7.000 daha versek 42.000. 31. seviyeye kadar yükselen bir oyuncudan bahsediyoruz. Kaçken olduğunu sizlerle birlikte öğreneceğiz. Muhtemelen 96 falandır Maradona ve gerçekten 25. yıla özel mi? Böyle bir ödül olarak geldi. 94'ken olarak şu an yükselmiş bulunmakta. Maradona'ya antrenman XP'si basmaya devam edelim. Maradona'mıza şöyle yeterlidir ya. Şöyle 35.000 daha verdik mi? Muhtemelen iyi kötü ihtiyacı olacaktır mutlaka. Kaçken oluyor çok merak ettim. 95'ken oldu şu an. Antrenman diyelim. Bu arada Dos Kimi'yi de biraz yükseltmeyi de düşünmüyor değilim ya. Dos Kimi iş yapar gibi. Şöyle gene bir 35.000 XP, hayır 42.000 XP verdik. Son seviye olmadı. 96'gen. 24.000 XP vereceğim şimdi Maradona'ya. Belki buradan yükseltebiliriz diye ve bir maç oynatmayı düşünüyorum açıkçası Maradona. Videoyu uzun tutabilirim. 96 ve bir tane daha 12.000 XP. Antrenman diyelim. Sergio Roberto dedim. Joshua Kimmich'i de yükseltelim mi ya? Ne diyorsunuz? Tamam, 96 gende kaldı şimdi. Maradona'nın özellikleri kıymetli bizim için. 23 yaşındaki Maradona'nın 95 top kontrolü, 97 top sürme, 98 sıkı top tutma, 97 dengesi var. Müthiş. Zayıf ayak kullanımı düşük. Normal. Joshua Kimmich'e de bir şeyler basmak istiyorum. Çünkü Joshua Kimmich'in dosta iyi kullanılır bu oyuncu. Gerçekten iyi kullanılır. Şöyle 72.000 XP ile başlayalım. 72.000 XP kimi için yeter mi ki ya? 23. seviye 95 gene kadar yükseldi. Şöyle bastığımız zaman 36.000 daha. 26. Bir 42.000 XP'ye ne dersin? 96 gen oldu ki müthiş bence. Yani benim fikrimce en azından o yönde. Yüksel artık ya. 96 gen de kalıyor gibi. Şimdi arkadaşlar geri diyelim. Kimi son XP'yi bastıktan sonra tamam abi tamam bunları zaten hiç ilgilenmedim bile. Tamam bundan 12 tane öğe aldık. Gayet iyi işimize yarar. Son kez bir Kimi'ye o son XP'yi basalım. Oyuncular kısmından antrenmana gidelim. Şöyle 3500 7000 XP gitsin arkadaşlar çok da kıymetli değil benim için. 96 geldi kalan bir Joshua Kimmich'ten bahsettik. Şimdi Kimmich'i kullanmayacağım ama Maradona'yı çok merak ediyorum. GF pozisyonunda oynayacağı için. Bu arada GF de çok düşük oynuyor ya. Şimdi seni şöyle alalım bakalım Maradona ne yapacak. Gerçekten çok merak ediyorum. GF oynayacak. Şöyle etkinlik modunda. 10.000 XP'li bir maçımız vardı. Orta seviye bir maç. O yüzden çok beklentileri yüksek tutmayın. Ya aksiyon maçımız o kadar yüksek overall'da olacak bir maç değil. Zaferimiz 10.000 GP ile ödüllendiriliyor. Kazandığımız takdirde. Şimdi arkadaşlar şöyle oyun pozisyonlarını hemen hızlı bir şekilde böyle yaptıktan sonra şuraya da Sergio Ramos'u aldık mı tamamdır. Let's go. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. Herkese bedava Maradona'yı vermişler. Bence çok kıymetli ve çok güzel olmuş. Konami adına MyClub için de güzellikler yapmışlar. Çok akıllar arkadaşlar. Yani tam bir şey yapıyorlar yani. Pazarlama stratejisi. Bedava Maradona'yı verip de orada 7 liraya da 300 coins'i ücretsiz verip 300 coins'i ücretsiz dedim. Yani bayağı indirime gidip Maradona Diego Armando Maradona. Müthiş başladık. Maradona'yı kullanmak gerçekten efsane ve Diego Armando Maradona. Herkese bedava Maradona. Zielinski'nin müthiş pası Maradona tam yayın dışından sert durmuş. Skoru 1-0'a getirdi. Maradona Messi Ronaldo üçlüsü. Ya video gelsin mi istiyor musunuz ya? Gelmiş geçmiş en iyi kadro mu desek? Şeyi falan Van Dijk'ı alıp Ramos'u alıp oraya. Yani tabii ki de olmaz ama
Çok güzel insigneye doğru. Korona. Korona deyince koronavirüsü aklıma geldi. Kötü espri değil yani. Maradona. Çok güzel bir dengesi var. Bir de kafa attım Diego Armando Maradona. Gerçekten müthiş oyuncu. 2-0. 6-9 dakika sıkan 2-0. Sağan 2 gol. Müthiş. Gerçekten müthiş bir dengesi var. Yani kafa toplarına o yüzden güzel vuruyor arkadaşlar. Ivan Marcano, Alex Telles, Diaz. Dripling özelliğini kullandık galiba. Bilmiyorum ama kullandığımı hatırlıyorum. Şimdi Lionel Messi'ye doğru. Marcano mu Messi mi? Messi. Onun da Maradona'da kalır yanı yok. Müthiş. Bir golde Messi'den. 3-0. Gerçekten çok klas. Müthiş bir dribbling. Müthiş. Tabii orta seviye oynadığınız zaman normal. Bunları atmak daha kolay oluyor. Çok çok kolay oluyor hatta. Karnımız gurulduyor arkadaşlar. Açlıktan olması lazım. Geç video saat yani geç saatte video çekiyorum ama müthiş bir gol daha Maradona'dan. Şey arkadaşlar nasıl anlatabileyim size? Çok iştahım yok. Gerçekten çok iştahım yok. Yani sıkıntılardan ötürü maalesef ki iştahımız yok. Devam edelim. Maradona, Messi, Diaz. Maradona müthiş baskı. Offside yok. Diego Armando Maradona. Maradona kaleci Marches'in. Atabilirdik. Ya çok kolay oluyor bu şekilde arkadaşlar. Çünkü yani seviyeden ötürü. Maksadım Maradona'yı kullanabilmek. Maradona Marches'in. Uribe çok güzel pas. Marcelo, Otavio. Korner. Sergio Oliveira. Carvajal çok tehlikeli yere indirdiler. Insigne Corona. Maradona gelirse iyi bir driplik yaptıracağım da bir türlü gelmedi Otavio. Gene gelmedi Otavio. Corona. Otavio. Insigne müthiş pas. Maradona'nın kontrolünü gördünüz mü? Bakın çok güzel oynadı. Müthiş pas. Çok güzel asist. Müthiş asist. Alex Telles'in üzerinden de mükemmel bir kafa. Maradona servis etti. Messi golü buldu. Belki de tarihin en iyi 3 oyuncusun, en iyi 3 oyuncusundan ikisi en azından. Ronaldo'yu da katmamız gerekiyor açıkçası. Müthiş bakın. Müthiş yere gönderdi. Elini kaldırdı Messi. Müthiş bir yükseliş. Çok güzel bir bitiriş. 5-0. Çok rahat oyun. Yani sizi daha fazla sıkmamak adına ikinci yarısını izlettirmeyeceğim. Yani oynamayacağım açıkçası. Nedeni şu şekilde hani gerçekten kolaylık açısından öyle. Maradona buradan da atmazsın ya. Marches'in. Otavio. Yani bir fırsat bulursam bir tane daha da atarım da. Artı 2 verdi ki o fırsatı bulacağımı da zannetmiyorum dedim ama. Maradona. Maradona kaleci Messi. Insigne bomboş. Top direk. Bitti. İlk yarı 5-0. İyi bir oyun ortaya koyduk. Bedava Maradona'yı da size izlettirme şansını elde ettik arkadaşlar. Yani ikinci yarısının izlemedin size çok zevkli geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü zaten oyunu yani Maradona ile golleri bulduk. Messi ile golleri bulduk. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.